Merhabalar. Bu videomuzda Xiaomi Mi Note 10 Lite telefonu orijinal ROM yükleyeceğiz. Peki neden yüklüyoruz? Bu cihazımızda custom recovery yüklü ve root yapılmış bir cihaz. Ben root kaldırmak istiyorum ve custom recovery'yi kaldırmak istiyorum diyorsanız bu işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi yaparken bootloader kilidinizi de kapatabilirsiniz. Bu videoda yapacağımız işlemler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yapacağımız bütün işlemlerde veri kaybı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu işlemlere başlamadan önce yedeklemelerinizi yapmanızı öneriyorum. Bu işlemi yaptığımızda cihaz açılırken bize Mi şifremizi soracak. Eğer Mi hesabımızın şifresini bilmiyorsak bu işlemi yapmamamız gerekir. O yüzden işleme başlamadan önce Mi hesabımızın şifresini bildiğimizden emin olmamız lazım. Şimdi önce driver'ları kurarak başlıyoruz. Video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz ve içerisindeki iki dosyayı RAR'dan çıkartıyoruz. Önce Qualcomm sürücülerini kuracağız. Çift tıklıyoruz. Üstteki seçenekten devam ediyoruz. Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve kurulum tamamlanıyor. Ardından bu USB driver klasörünü RAR'dan çıkartıyoruz. Şurada dursun. Ve buna ilerleyen aşamada ihtiyacımız olacak. Şimdi bize Mi Flash Tool ve ROM dosyası lazım. Mi Flash Tool'u internetten de indirebilirsiniz. Ben video altında bu tarihte şu an hala çalışır vaziyette olan bir Mi Flash Tool bırakacağım. İleride problemler çıkartabilir bu. Ama şu an çalışıyor. Videoyu çektiğim bu tarihte çalışıyor. Yüklemeyi de bunun üzerinden yapacağım. Bir de bize bir yazılım lazım. Bu yazılımı peki nereden bulacağız? Tarayıcımıza Xiaomi Firmware Updater yazıyoruz. ROM da yazabiliriz sonuna. Ve burada son ROM'lar sayfası var. Buraya geliyoruz. Ve burada bir sürü cihaz var. Bir sürü sayfa var aşağıda. Şöyle aşağıda bir sürü sayfa var. O yüzden burada cihazımızı aramak için modelini yazıyoruz. Benimki Note 10 Lite. Evet, yazdığımda hemen filtreden geçiyor. Ve burada istediğimiz ROM'u indirebiliriz. Global ROM'ları indirebiliriz veya ben Türkiye ROM'unu indireceğim. Bakın, Türkiye ROM'u da iki tane var. Burada birisi Recovery, birisi de Fast Boot olarak görünüyor. Biz yüklemeyi Fast Boot'tan yapacağımız için biz zaten telefonumuzdan Recovery'yi kaldırmak istiyoruz. O yüzden yükleyeceğiz bu ROM'u. Fast Boot ROM'unu indirmemiz lazım. Ve bu kısımdan Download'a basıyoruz. Ardından geliyoruz ve burada bakın yine tip recovery yazıyor. Aşağıda tip fast boot yazıyor. Biz fast boot ROM'unu istiyoruz. Full ROM'a tıklayıp indirmeyi başlatıyoruz. İndirme işlemimiz başladı. Bittiğinde masa üstünde bu dosyayla işlem yapacağım. Ardından bu dosyayı WinRAR'la ya da 7Z ile arşivden çıkaracağız. Arşivin içindeki bu klasörü masa üstüne çıkartabilirim. Evet, klasörümüz burada. İçine giriyoruz. Evet, içinde bu dosyalar var. Şimdi kapattık. Flashlama işlemi bazı durumlarda başarısız oluyor. Bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi USB girişleri. Bilgisayarın USB girişlerinde bir USB girişinde başarısız olursa kesinlikle diğer girişlerde de deneyin. İkinci sebebi cihazımızın kablosu. Bazı kablolar nedense bu işlemde başarısızlığa sebebiyet veriyor. O yüzden elinizde birkaç tane kablo varsa her biriyle ayrı ayrı deneyebilirsiniz. Üçüncü bir sebep şu kısımda dosyanın isminin çok uzun olması. Ben bunun ismini sadece Mi yazarak değiştiriyorum. Bu klasörün ismini. Ardından Mi Flash Tool'u açıyorum. Burada Xiaomi Mi Flash.exe dosyası var. Onu açıyorum. Ardından şu kısımdan Select diyorum. Ve masa üstündeki Mi klasörünü seçiyorum. Tamama basıyorum. Bu kısımda çok önemli bir ayar var. Henüz cihazımızı Fast Boot moduna almadık. Buradaki ayar çok önemli.
Bakın burada clean all and lock var. Yani lock kitle demek. Bootloader kilidini kapatıyor. Ben bootloader kilidimin kapanmasını kesinlikle istemiyorum. O yüzden clean all'a basıyorum. Yani clean all dediğimde cihazım sıfırlanacak. Fakat bootloader kilidim kapanmayacak. Clean all'a tıklıyorum ve cihazımı fast boot moduna alacağım. Öncelikle cihazı kapatıyoruz. Evet, cihazımız kapandı. Şimdi güç tuşuna ve ses kısma tuşlarına beraber basıyoruz. Fast boot modunun gelmesini bekliyoruz. Evet, fast boot yazısı görünce elimizi çekiyoruz. Evet, cihazımız şu an fast boot modunda. Cihazımızın bağlı olup olmadığını görmek için refresh'e basıyoruz. Ve cihazımız buraya gelmedi. Telefonun fast boot driver'ını tanıtmamız lazım. Şimdi yapmamız gereken işlem aygıt yöneticisine girmek. Arama kısmına aygıt yöneticisi yazıyorum. Evet, burada tanınmamış bir cihaz var. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu USB driver klasörünün içerisindeki AndroidWinUSB.inf dosyasını göstereceğiz ve bilgisayar cihazımızı tanıyacak. Sağ tıklıyoruz, sürücüyü güncelleştire basıyoruz. Bilgisayarındaki sürücülere göz at diyoruz. Listeden seçmeme izin ver diyoruz. Burada tüm aygıtları göster seçiliyken sonrakiye basıyoruz. Disketi vara basıyoruz ve bu klasörü seçeceğiz. Göz at diyorum. Masa üstünden USB driver'ı seçiyorum ve bu dosyayı seçiyorum. Android WinUSB Inf'i seçiyorum. Tamama basıyorum. Ve burada Android Bootloader interface'i seçmemiz lazım. Telefon fast boot modundayken bu driver'la çalışıyor. Sonraki diyoruz. Burada bir uyarı veriyor. Evet diyoruz. Ve sürücülerimiz başarıyla güncelleştirildi. Şimdi kapatıyoruz. Bir daha refresh butonuna basıyoruz ve cihazımızı göreceğiz. Şöyle bunu biraz yana alayım. Şu an bütün işlemler tamam. Bakın bu kısma çok dikkat edin. Ardından flash diyerek işlemi başlatıyoruz. Bu işlem yaklaşık 550 saniye sürüyor. Ben bu kısmı hızlandırıyorum. Ve işlem tamamlandı. Result kısmında success yazıyor. Şimdi cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Ve telefonumuz açıldı. Şu an telefonumuzdan Magisk ve Custom Recovery kalkmış oldu. Yani aslında telefonumuz fabrika ayarlarına döndü diyebiliriz. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.